Merhaba arkadaşlar. Yeni bir After Effect dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde size 5 tane, bu dersimizde 5 tane kolay yapılan geçiş efekti ve arka plan için kullanabileceğiniz efektleri göstereceğim. Bu arada aşağıdaki linke tıklayarak Udemy eğitim serime ulaşabilirsiniz. <laughs> Efekt bölümüne geliyoruz. Stylize'a geliyoruz. Pardon, simulation'a geliyoruz. Buradan önce ee, ball Action'a tıklıyoruz. CC Ball Action. Buradan e, topun e, ayarlarını mozaikten sıfıra getiriyoruz. Bu yaptığımız top boyutu bu da e, etrafa yayılmasını sağlayan efekt. Bakın açtıkça böyle etrafa yayılıyor. Toplar şeklinde resimimiz. Bununla bir geçiş efekti yapabiliriz. Yani şöyle çeviririz. Hem Rotation olarak hem Twist olarak. Diyelim başta böyle oluyor. Diyelim 6. saniye gelince bunları tekrar sıfırlarız. Sıfır yaparız. Rotation ile twist'i de sıfır yaparız. Normal haline getiririz resmi. Bakın nasıl bir geçiş etkisi yakalayabiliyoruz burada. Güzel bir geçiş oluyor. Bunu bir introda, bir logoda falan da kullanabilirsiniz. Bu resim büyük olduğu için bunda biraz dağınıklık oluyor. Ama logoyu orta taraftan yaparsanız daha güzel bir etkiyle karşılaşabilirsiniz. Bunun yönünü de ayarlayabiliyorsunuz üst taraftan. Twist e, ankle'ın üst tarafındaki X axis tarafından e, yönünü falan da ayarlayabiliyorsunuz. Öyle de bir logo için intro düzenleyebilirsiniz. Bakın e, toplar geliyor dışarıdan. Bunu ne kadar açarsanız bu arada sketcher'ı daha fazla yayılacaktır. Bir normal halinde izleyelim az önce biraz kastı ara renderdayken. Bakın toplar böyle sanki seke seke bir bir, bir araya geliyorlar şöyle resimimizi oluşturuyorlar. Bunu geçiş efektinde de kullanabilirsiniz. Intro'da da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki, sıradaki efektimiz Simulation'a geliyoruz. Şuradan Star Brust seçeneğine tıklıyoruz. Buradan arka plan yapabilirsiniz. Bir atmosfer yapabilirsiniz. Yani bir asteroid kuşağı gibi düşünün. Ya yani da yıldızların arasında yolculuk yapmak gibi düşünebilirsiniz bu efekti. Şuradaki speed'i azaltarak daha güzel bir etki yakalıyor. Tabi siz nasıl kullanmak isterseniz ona göre ayarlarsanız speed'i azalttıkça yani o geçiş etkisi de ona göre düzenleniyor. Şu da boyunu büyütüyor grid olan yer e, boyutunu büyütüyor. Bunu fazla boyutunu büyütmeye gerek yok. Eğer hani böyle bir yıldız atmosferi istiyorsak arka planı bir de yapabilirsiniz. Bu arada şunun Blend e, orijinal tarafını da açarsanız eğer resmin içinde o yıldızları görebilirsiniz. Şöyle arka plandan e, görselimiz olur. Üst tarafından yıldızlar olabilir. Ama bunu sade olarak kullanmak daha çok hoşuma gidiyor. Benim bu şeyini göstermeden, arka plandaki resmi göstermeden daha güzel kullanabilirsiniz. Bir geç için ya da bir arka plan için güzel olabilir. Şöyle boyutunu da biraz büyütelim bunun. Tabii ki After efektimiz her zamanki gibi donuyor. Tam fit yapalım. Bakın şimdi şunu bir de bırakıyoruz. Ya da 3 de olabilir. 3 yapalım. Daha güzel oldu. Böyle meteor etkisi. Bir şey daha deneyeceğiz. Buna daha güzel olacağına inanıyorum. Şuraya tıkladık. Efekt bölümüne geldik. Simulation'dan pardon Stylize'den Glove seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Glove bildiğiniz gibi bir parlaklık atıyor görsellerin üzerine. Alfa kanalını seçiyoruz. Buradan siz parlatmak istediğiniz boyuta göre ayarlayabilirsiniz. Ben daha değişik bir şey deneyeceğim. Bunlarla fazla oynamayacağım. Bunları standartta bırakacağım. Intensity'yi yükselteceğim. Bakın aradaki fark şu şekilde. Şunu standartta bırakacağım. 60 yapalım. Şunu 30 yapalım. Şimdi şu int intensity'yi çekelim. Bakın bir böyle yıldızların parıltısı gibi bir şey oldu. Bunun boyutunu da küçülterek Öyle de kullanabilirsiniz. Tekrar bir ara render alsın. Şu an kalitesi takılarak ilerlediği için pek iyi görünmüyor. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın ki daha fazla video ulaştırabileyim. Dediğim gibi Udemy linki alt tarafta var ve YouTube'da da bir eğitim serimiz var. Başlangıç için ona da bakabilirsiniz. Bakın şöyle bir atmosfer oldu. Bunu bir arka plan için, slide özel gün için falan da kullanabilirsiniz. Sıra... buradaki efektimiz arkadaşlar efekt bölümüne tıklıyoruz simulation'a tıklıyoruz bunun okuyamıyorum kaustik sanırım caustics caustics herhalde diye tahmin ediyorum ama siz yazarak da bulabilirsiniz buradan boyutunu arttırdıkça aynı ekrandan e, klon olarak etrafa yayılıyor bu etkiyi sağlayabiliyorsunuz bu taraftan renk falan da değiştirebiliyorsunuz Tabi bilgisayarımız her zamanki gibi donuyor arkadaşlar. Udemy eğitim serisini alıp bana yeni bir bilgisayar alabilirsiniz. Evet. Scale tarafına geliyoruz. Oraya keyframe attık arttırdıktan sonra. Şunu ne kadar yaklaştırırsanız o kadar orijinale dönecektir. Yani boyutu ne kadar büyürse o kadar yakınlaşacak. Sayı ne kadar küçülürse o kadar dışarı çıkacaktır dediğim gibi. Bakın böyle büyüdükçe yaklaşıyor. Küçüldükçe sayı dışarı çıkıyor. Farklı bir şey deneyelim. Bir de tam tersine doğru çevirelim. Şimdi bir bakalım neler yapmışız. Tabi ara render her zamanki gibi donmaya devam ediyor arkadaşlar ama olunca yani dediğim gibi basit ama kullanabileceğiniz şeyler bunlar. Resim geçişlerinde, video geçişlerinde falan kullanabilirsiniz ya da dediğim gibi bir intro yaparken kullanabilirsiniz. Direkt girip benim gibi Doctor Strange kalkanı yapmaya çalışmayın ilk başlarda. Böyle basit şeyleri öğrenirseniz hayat kurtarabilir bunlar. Yani bunu kopyalayıp tek tek yan yana yapıştırıp uzağa çek, çekmek yerine böyle efektlerle daha sağlam geçişler ve iyi görüntüler kazanabiliyoruz. Bir dolsun bilgisayarımız biraz kasıyor kalitede full olduğu için ve ekran kaydı falan açık şu anda o yüzden az bir şey kaldı birazdan geliyor. Bakın ters çevirmiştik. Burada da ters taraftan bir yaklaşım görüyoruz. Yani bir yansıma gibi oluyor. Bakın başa çekelim. Böyle bir izleyelim. Sıfırdan yaklaştı. Yani tam ekrandan tekrar geri döndü. Ters dönüp terstekine girdi. Dediğim gibi bunu kullanabilirsiniz resimlerde, videolarda ya da intro yaparken işinize yarayacak şeyler bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki efektimize geliyoruz. Stylize bölümüne geliyoruz. Pardon simulation'a geliyoruz. Bakalım simulation'dan gösterebileceğim başka bir şey var mı şu anlık. Bir dahaki derslerde diğer şeyleri göstereceğim. Bunları da isterseniz beğenebilirsiniz. Burada hair, bubbles, yağmur ve kar efektleri falan var. Onları da bir dahaki derse gösteririz eğer ilgi gel talep gelirse. CC Hex Style diye bir şey var. Burada da böyle bir arı kovanı görüntüsü karşımıza çıkıyor. Türk filmlerinde hani Astorist'in etrafında döner ya kendinden 5 tane. Sinemanın ilk efektlerinden bir efektle burada karşılaşıyoruz. Ee, center tarafını tutup istediğiniz yere çekebilirsiniz. Çoğaltmayı oradan sağlayabilirsiniz. Center'ı nereye alırsanız. Radius'a bir keyframe atıyoruz. Şöyle 6 saniye yeter. Şunu şöyle uzaklaştıralım. Şöyle biraz kafaları çoğalsın arı kovanlarımız. 8'e alıyoruz. 8'de yaklaşmaya başlıyor. Şöyle. Tabi bu siyah yerleri açık olmazsa daha güzel görünür. Buraları kapatın. Evet. Şu şekilde ayarlarsınız. Daha sonra e, rotationı da yaparsanız daha güzel olur. Burada da rotation'a tıklayıp çevirirsiniz. Başa çekip rotation'ı sıfır yaparsınız. Aynı mantığa geliyor. Baştan yapıp sondan yapmanın arasında bir fark yok. Şimdi kalitesini bunun Gerek yok düşürmeye. Neyse bir izleyelim. Bakın dediğim o Türk filmi sahneleri şu an aklınıza canlanmıştır bu efektten sonra. Her ara renderdaki gibi bilgisayarımız kasıyor. Çünkü elimizde bir Mac yok. Emektar bir bilgisayarda After Effects dersleri çekmeye çalışırken ömrünün yarısını geçirdi. Evet şöyle bir efekt karşımıza çıkıyor. Bakın bunu bir başa alalım tekrar düzgün bir şekilde izleyelim. Şöyle bunun hızını falan ayarlayabilirsiniz. Rotation tarafını eğer biraz daha az yaparsanız daha yavaş dönecektir bu. Veya center bölümünü istediğiniz yere çekip kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar sıradaki efektimiz ise bir poster nasıl yapılır onu göreceğiz. Yani posterize efekti var stylize'nin içinde. Posterize'ye tıklıyoruz. Evet, şimdi burada level diye bir seçenek var arkadaşlar. Bu level'ı ne kadar yükseltirseniz resim orijinal görüntüsüne o kadar, döner ne kadar azaltırsanız o kadar posterleşir. Bunun rengini siz kendinize göre ayarlayın istediğiniz bir e, seviyeye göre level'ını. Ben 2 yaptım. 4 saniye geçtim. Şöyle çektim normal e, şeyine getirdim. Normal görüntüsüne getirdim. Bakın şöyle aydınlanan bir sahne yapabilirsiniz veya kararmasını isterseniz tam tersini de yapabilirsiniz. Buna bir giriş efekti gibi deneyelim. Başka bir şey daha atalım içine. Scale atalım. Scale'den yaklaşarak yani uzaklaşarak böyle poster görünü görünümüne bürünsün. Şimdi aşağı indik. Scale var. Scale'e bir keyframe atalım. Şöyle önce yakın olsun. Tabi position'ı da açmamız gerekiyor bu arada. Position'da açalım. Şöyle kafasının tarafına doğru çekelim. O taraftan başlasın görüntümüz. Tabi bilgisayarımız kasmazsa kıyamet alametidir. O yüzden korkmayın bugün kıyamet kopmayacak. Dördüncü saniyeye aldık. Scale'i küçültelim. Position'dan da yukarı doğru çekeceğiz bunu. Shift'e basılı tutarsanız bu arada düz bir çizgi olarak çekebilirsiniz görüntüyü. Şöyle aşama aşama ne, ne kadar olmasını isterseniz yani diyelim ki şöyle bir görüntü elde etmek istediniz. Bakın posterden dönüp bunu da kullanabilirsiniz bir geçişte. Dediğim gibi basit ama yani bazı yerlerde işe yarayacak şeyler bunlar arkadaşlar. Daha fazla ders için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.